Bir ses çırladı da. Kız tabii ondan hoşlanmıyor. Sonra kıza soruyor, diyor ki hiç mi ihtimal yok diyor. Yani hiç mi yok diyor. Kız böyle düşünüyor, düşünüyor. Diyor ki ben diyor 100 milyarda bir diyor. Ve bunun üzerine Jim Carrey yuhu diyor, seviniyor yani. Demek ki bir ihtimal varmış diye. Yani 100 milyarda bir ihtimale bile seviniyor. Böyle bir sahne var orada. Bisikletli bir hacı dayı böyle karşıdan geliyor, Hollandalı. Benim gözlerimin içine bakarak böyle sövdü bana ya. Ben anladım. Hollanda Felemenkçe konuştu muhtemelen ama. Çok şaşırdım. Dedim ki ne oluyor dedim ben. Ne alakası var falan. Ya tersi baldeye de diyebilirler yani. Hadi oğlum aslanım bunu da al bize diyebilir yani. Geleyim mi gideyim mi atayım mı diyebilirler yani. Bu olabilir. Baldenin Türkçesi ne kadar var bilmiyorum da. Vardır vardır. Karadeniz şivesine mi konuşuyor? Yoksa başka şey mi? Giresun ağzıyla konuşuyor olabilir. Giresun ağzıyla bizim çarşamba ağzı çok benzer zaten birbirine. Ne yapayım geleyim mi gideyim mi derler. İşte birine kızdıkları zaman ağzına davun çıksın derler. Benzer yani bu tür şeyler. Balde'ye de muhtemelen öyle öğretmişlerdir. Belki bir Giresun karşılaması da öğretmişlerdir. Feyenoord onların ezeli rakipleri. Feyenoord'un forması da klasik parçalı kırmızı beyaz forma. Muhtemelen Feyenoord forması zannetti benim formayı. Anlayana kadar küfürü yedik tabii orada. 12 kişi oynadılar hakem Bahattin'le beraber. Bahattin Şimşek diyelim de kızmasın bize, gelip oradan bana da kırmızı kart gösterir şimdi. Bu yayına da Hollandalılar gelirse şaşırma ha. Bekliyorum ben. Buradan Hollandalılara çağrıda bulunalım. Hatta şöyle Hollandaca bir cümle buldum ben. Onu söyleyeyim de belki gelirler. We zullen de wedstrijd winnen. La Yasin bak bu maçı alıyorsan al. Yoksa boşuna transfer oldun demişlerdir herhalde yani arkadaşları. Ama şöyle bir şey de var. Ben bu ülkede milli takımın kitabını da yazmış nadir kişilerden birisiyim. Milli takımın çok fazla kitabı. Onu da mı yaptın hocam? yöneticilik dönemimde ben hiçbir zaman rakip takım işte temsilcilerine başarılar dilemezdim. Çünkü onun başarısı benim başarısızlığım olacak. Niye başarı dileyeyim ki? Bu sahtekarlık olur demişti. Sonra Franco adlı bir İtalyan çocuğu tribünden çağırıyorlar. Sen çek diyorlar. Küçük çocuk geliyor. Bir çekiyor, açıyor. Türkiye. Ya şöyle senin daha iyi bildiğin bir konuyla cevap vereyim. Çan eğrisi vardır üniversitede bilirsin. Yani çan eğrisinde senin 45'i, 50'yi hatta 70'i geçmen bile bir şey ifade etmeyebilir. Diğerlerinin notu da çok önemlidir. Peki. Hollandalılar, sevgili Hollandalılar. Mesajı aldınız zannediyorum. Bak Mehmet Hoca bütün mesajları okuyor. Bu arada gelinimsiz anlayın durumu da var tabii. Bırakın X1 takımı bizzat benim takımım olsa. Ya Mehmet Yılmaz Spor olsa benim takımım yani ve bu Samsun Spor'la oynasa ben yine Samsun Spor'u tutarım. Yani bu kadar açık söyleyeyim.